Dedikodu yapmayan insan var mesela. Şimdi öğrettim hepsine de. Politik başlarda öyle girmezdi o toplara. Lan ne girmeyeyim ya? Çatır çatır yap dedikodunu işte. Evet arkadaşlar. Hepiniz izlemişsinizdir. Bugün Braveheart, Cesur Yürek adlı filmden bahsedeceğim. Zamanında 1995 yılında dünya sinemasında izlediğim, daha sonra da tamamen kızlarla tanışmak için gittiğim askeriyedeki sinemada defalarca izlediğim ve aklımda bu programa kadar sadece Freedom repliğinin kaldı. Yanlışlarla dolu bir film. Yani ben bu kadar kötü bir film izlemedim. Bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum buraya hazırlamadan önce. Bir kere zaten film yanlışla başlıyor. 1280 yılı değil mi? İskoçya'da iç savaş falan filan çıkmış. Yani 1280 yılı son İskoç kralı ölmemiş. Yani son İskoç kralı ölecek. Ondan sonra Norveç de Margaret diye bir ufak yaşta kuzeni var. Onu gemiye bindirecekler. 1290'da o da ölecek. Ondan sonra aristokratlar bir araya gelecekler. Aralarında birini seçmeye çalışacaklar ki bir sahnede vardı onların. Hani iki grup. William Wallace dönüyordu bunlara. Siz birbirinizle savaşıyorsunuz. İngilizler geri dönecek falan filan diyor. Oradaki o grup iki tane grubu Balliol'larla işte Wallace'lar. O filmde izlediğimiz genç Wallace'ın dedesiyle o John Balliol arasında anlaşamayacaklar. İngiltere kralını çağıracaklar. Sen hakemlik yap diyor. O da hakemlik yapacaksam ben İskoçya'nın Lord Paramount'u olurum. Yani beni süzereniniz olarak, sizin üstünüzde biri olarak tanırsınız diyecek. Tanır tanımaz da Fransa'da savaş olduğu için vergi mergi isteyecek. Oradan bir savaş çıkacak. Hikaye bu. 1280 yılında niye başlıyor? Sonra 1290'lara gidiyor. 20 yıldır iç savaş var diyor. Tarihsel olarak kesinlikle tutmuyor. Yani böyle bir hatayı nasıl yaptıklarını hiçbir şekilde anlayamıyorum. Tutmayan başka şeyler de var. Mesela William Wallace ve Sophie Marceau aşkı var ya. Tabii ki biz hepimiz filme Sophie Marceau için gittik. O zamanlar 90'larda. Ondan önce Isabel Adjani, sonra da Sophie Marceau benzer de birini. Onlar çok büyük starlardı. Onlar için gitmiştik ve orada William Wallace'la öpüştüğü ya da işte seviştiği sahnede 3 yaşında olması lazım. William Wallace öldüğünde de 9 yaşındaydı. Dolayısıyla onu eklemişler ama Hollywood filmi bu. Zaten bir aşk filmi eklemeseler açıkçası olmaz. Başka tarihsel çelişkiler de var. Mesela Edward Longshanks, yani uzun ayaklı Edward, ki haç seferlerinden falan filan da eğer tarihini yaparsak anlatacağız orada da. O William Wallace aynı anda falan ölmüyor. Tabii William Wallace Freedom diye falan filan da bağırmıyor. İşte ne bileyim çocuk da onunla. O son sahne tamamen bir Hollywood kapanışı. O da komple yanlış. Edward Longshanks 2 sene sonra ölecek. Bir de mesela bu çok popüler bir şeydi o dönem 90'larda. Bu ortaçağ filmlerine eşcinsel katmayı çok seviyorlardı. Hatırlarsınız Elizabeth filminde, belki onu da yaparız. Bir tane Fransa kralının oğullarından biri böyle kadın gibi giyiniyordu. O yanlış oğlandı. 4 numaralı oğlan olması lazım. 3 numaralı oğlanı yapmışlardı. Filmde bir oynama yapmışlardı. Bu çerçevede Pierre Gaveston diye bir adam var. O da işte kralın oğlunun hafif böyle efemine arkadaşı. Hakikaten böyle bir şey var. Çok şeyler ama kral onu öyle pencereden falan filan atmıyor. Aslında kralın şövalyelerinden birinin oğlu. Bir ara sürgüne yollamak zorunda kalıyor. Ölmüyor. Uzun süre önemli bir rol oynayacak. Longshanks ölüp diğer daha efemine olan kral başa geçene kadar, ama o dönemki şeyle işte Oscar oynayan bir film olduğu için bütün tuşlara basılmış. Yani filmdeki Freedom, tabii bunlar Hollywood'da alıcısı olan şeyler, işte özgürlük için savaşıyor falan. Özgürlük için savaşan adam asilzade. Bir de bir başka yanlış, William Wallace asilzade zaten. Ufak bir asilzade ama asilzade. Hırsızlık falan yapmış, gitmiş. O belgelerden buluyorlar, bir kadının evini basmış, işte şarap çalmış falan filan. İngiltere ordusunda savaşmış ya, böyle bir şey var mı? İngiltere ordusunda savaşıyor, ondan sonra da işte bir isyan çıkarıyor. Zaten şöyle bir yanlış anlamı var. Aristokrat olmadan kimse sizi takip etmez. Filmde şöyle bir yanlış var. Köylülerle aristokratlar beraber. Sanki ata binen aristokrat, yani aradaki fark buymuş gibi. Halbuki öyle değil. Filmdeki aristokratların hemen hemen hepsi de zırhsızdı. Gayet böyle atın üstünde dolaşıyorlardı. Öyle bir şey değil. Aristokratlar çok daha güçlü. Savaşta uzmanlar ve köylüleri kesinlikle takip etmezler. William Wallace ufak çapta bir aristokrat. Halk gözünde de kahraman oluyor. Ama bir aristokrat. Zaten köylü savaşmayı ne bilecek? Abi böyle bunlar savaş meydanına gidiyorlar mesela. Orada böyle o merhaba nasılsın falan filan. Öyle bir şey değil. Bay bir disiplini olması lazım. Dolayısıyla en dandik asker de köylüdür. Köylünün zaten uzun süre feodalizmi sürmesinin nedeni aristokrasiye karşı savaşamaması. Köylü isyan ediyor. Aristokrasi koca atıyla geliyor. Zırhlı. Atın ayrı zırhı var. Adamın ayrı zırhı var. Atın üstünden bunları kesiyor. Onu değiştiren ne? Crossbow dediğimiz Tatar yayı. Tatar yayı herkesin kullanabileceği bir şey olduğu için yavaş yavaş feodalizmin çözülmesine yol açan askeri icatlarda biridir. 1280'ler, 1290'lara geldiğimizde filmdeki bütün atlıların zırhlı olması, atların da zırhlı olması ve bunların profesyonel askerler olması gerekirdi. Bunu hiçbir şekilde göremiyoruz. William Wallace basit bir köylü gibi. Çünkü o satıyordu. Çünkü basit bir köylü. Bakın bu Batı'nın en büyük şeyidir. Yüzüklerin Efendisi, Star Wars hep böyle basit. Yok Hobbitler. Ya Hobbit'in kurtardığı dünyada ben niye yaşayayım abi ya? Ne yapacağım yani? Düşsene. 29 Ekim'de o işte Hobbit günü yapıyorsun. Böyle bir şey değil. Yani senin kahramanının biraz daha şey olması lazım. Ama Batı'da bu bizim düşüncemiz. Biraz daha doğulu olduğumuz için. İnsanlar üzerinden kurulduğu için biz de anlatı. Onlar da işte özgürlük. Özgürlük diyor diyormuş falan. Ya sen kadının evine girip bira çalmışsın ya. Hırsızlık falan filan yapıyordun.
Tabii askerler için çok olası şeyler bunlar. Dolayısıyla böyle bir adam, bir tane daha var André de Moret diye, onu komple silmişler. André de Moret diye bir adam var, onunla beraber o hemen ilk senesinde ölüyor 1297'de. 12 adam komple çıkarmışlar. Buna bir tane de baba bulmuşlar ama babanın ismi yanlış. Blantyre'nin şiiri diye bir şey var. Zaga gibi bir şey. Nazım bir şey, şiir. Oradan biliyoruz biz bunu. 100 sene sonra bir aristokratik aile para verip kendisinden birini William Wallace'ın eşi diye hikaye ekletmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, biz de sponsorlarımıza buradan duyuralım. Parayı veren tarihi yazar. Hakikaten öyle oluyor. Kendini ekletmiş. Aslında karısı da yok. Zaten karısıyla evleniyorlar mesela. Öyle evlilik mi olur abi? Gece evleniyorlar. Şimdi bu çok saçma değil mi? Gece çaktırmadan evleniyor. Abi evlilik günah olmasın, zina olmasın diye yapılan bir şey değil. Evlilik sosyal bir deklarasyondur. Bu kadının sorumluluğu bu adamda. İşte buradan olacak çocukların babası bu. Dolayısıyla kadın ortada kalmayacak. Adam işte o sorumlulukları üstlenecek. İki aile arasında bir alyans olacak, ittifak olacak. Böyle olması lazım. Gece evleniyorlar. Bir de filmde din yok hiç mesela. Papazlar sadece adam evlendiriyor. Bunun kilisesi yok mu arkadaş? Bunlar hayvan gibi Katolik. Yani filmde böyle çok fazla mantık hatası var. Orta Çağ'ı çok kötü yansıtan bir film. Bizim filmlere falan hiçbir şey söylemeyin. Bizim filmler hakikaten bunlardan daha kötü değil. Bizim dizilerimiz falan daha kötü değil yani. Ben onları da burada geri gelince gömeceğim ama o kadar paraya bile bile bu kadar yanlış yapılmasını anlayamıyorum. Kilise o dönemde devletten belki daha güçlü. Hemen hemen her şeyde siyasi bir figür. Dolayısıyla İskoçya için, İngiltere için çok önemli. Yani ortada sadece kilise böyle ne bileyim papazların nikah kıydığı bir şey falan değil. Orta Çağ tarihi zaten din tarihidir. Bütün Orta Çağ kitaplarında habire din anlatırlar. Size kimse şey anlatmaz. Yani savaş, işte din, biraz da ucundan sanat tarihi. O sanat tarihlerinde zaten çok basit şeyler vardır. Bunu da nereden anlarsınız? Bir müzeye gidin. Bütün tablolar hep dinle ilgilidir. Çok dindar bir dünyadır. Rönesans mesela onu kırmıştır. Mesela bir de böyle mantık şeyler var. Bir yerde bir adamı dağılıyorlar. İşte yarısını dağılayacaklar. Bir kere adam gündüz yaralandı. İlk köyün isyan ettiğinde. Akşama kadar beklediler. İki dağılıyorlar. Adam içki içiyor. Yumruk atıyor. Bir de gidip hadi savaşalım diyor. Abi bu böyle nos mu bastın abi yani? Böyle Diablo'daki iksiri mi içiyorsun? Böyle yani bunlar artık yapmayın. Sene olmuş 1995 tamam yani de. 14 yaşında anlamadık ama artık peşinizdeyim yani. Ki Mel Gibson'ı severim ama. Bir de uydurma sahneler mesela. William Wallace gidiyor bütün İskoç asilzadeleri öldürüyor. Böyle bir sahne de yok. Abi atla giriyor. Ya bu Hitman de mi oynamadın abi? Birini öldüreceğin zaman atla falan girmezsin. Yani sinematografik olsun diye yapıyorlar anlıyorum ama. Ya çüş artık ya. Hitman vardı mesela böyle. Çok gıcık bir oyundu. Ses çıkarmaman gerekiyor. Ben de tabii ki gürültülü bir adam olduğu için hiç oynayamıyordum. En sonunda easy açıp herkesi mıhlıyordum yani yapacak bir şeyim ne yazık ki kalmıyordu. Bir de çok bilindik Galata meşhurlar Jus Prima Noctis. Yani ilk gece hakkı, işte gerdek gecesi. Ya böyle bir toplum olmaz abi. Kimse yani en köre toplumlarda bile müstakbel eşini ilk gecede başka birine vermez. Bunun Fransızca'da droit de seigneur, droit de jambage ya da droit de cuissage denir. Jamb ayak demek, cuisse de şey baldır demek. Yani bu Gılgamış Destanı'nda bile var. Yok böyle bir şey. Bunu bulamadı tarihçiler. Saçma zaten. Böyle bir toplum çok mal olması lazım yani anladın mı? Bir de abi sömürü böyle göstere göstere yapılmaz. Yani bu yanlış şey veriyor. Birini sömürecekseniz bunun tatlı yolunu bulmanız. Gramsci'ye bakın biraz. Bir şey yaratmanız lazım yani. Bir yalan. Mesela bugün banka adı bilmem nedir sistemler bizi sömürüyor. Sömürüyor ama ne güzel yapıyor böyle. Kredi kartı reklamı yapıyor. Şey diyorsun mesela. Vazgeçilmez bir tecrübe. Hiçbir yerde bu zevki tabii ki tatamazsın. 20 sene sonra ödeyeceksin onu geri yani. Öyle bir zevk var mı? Şey de yok. Chastity Belt bir Orta Çağ filminde söylemiştik. Hani bekaret kemeri. O da ilk defa Kevin Costner'ın Robin Hood Men in Tights filmi de vardı. Böyle demir bir kilot giyiyorsun. İşte neymiş haçlıya giderken kadınlara demir kilot giydiriyorlarmış. Abi adam kangren olur o pasta ya. Düşünsene 2 euro'sun pişik o düşünsene onunla pişik oldu. Yok bunlar 19. yüzyılda uyduruldu. Zaten bir şey o zaman söylemişim. Bir şey sapıkçaysa ve biraz modernse kesinlikle 19. yüzyılda uydurulmuş. İşte tabii şimdi savaş sahneleri. Ben bir askeri tarihçi olmuş savaş sahnelerinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilk savaş. Yani William Wallace'ın kazandığı savaş. The Battle of the Stirling Bridge. Orada The Battle of Stirling demişler. Neden? Çünkü köprü var ya. Köprüsüz bir yerde çektikleri için köprüyü düşürmüş yiyorduklar. Şimdi savaşlar öyle dümdüz yerde yapılmaz. Futbol maçı değil bu. Özellikle ilk gelen bir de ikisi de aynı anda da gelmez. Biri bir köşe tutar, hakim köşe. Genelde bu ya bir tepedir ya nehrin öteki kısmıdır. Bir köprü vardır. Mesela işte meşhur Milviana Köprüsü değil mi? Hristiyanlığın çok önemli işte Konstantin'in kazandığı 312 olması lazım. Milviana Köprüsü. Köprüde falan olur çünkü oralarda bir avantaj elde etmeniz lazım. Stirling Bridge Savaşı şöyle. İngiliz askerleri karşıya geçerken baskın yiyorlar orada ve hepsi geçemeden köprünün öteki taraftakileri temizliyorlar. Şimdi burada bir köprü yok zaten. Bir kere orada iş bitti. İkincisi bunlar birbirlerine böyle deli gibi koşuyorlar. Abi öyle koşarak moşarak olmaz. Üçüncüsü bir orduda 3 tane şey olması lazım. Okçu, misal yani. Mobil şey kuvvet olarak heavy cavalry dediğimiz ağır sipahi. Yani zırhlı sipahi. Kargılarıyla gidecek. İşte piyadeye vuracak. Bir de piyade. Süvari. Evet süvari ama ağır süvari. Bir de piyade olacak. İskoçlarda sadece piyade var. Ve savaş şöyle başlıyor. Ok atıyor adamlar. 2 tane ok atıyorlar. Halbuki sadece piyade varsa uzaktan sana bir sürü ok atarlar abi öldürürler. Yani anlatabildim mi? 2 tane atıyorlar sonra charge ediyorlar. Onlara doğru gidiyor. Böyle bir savaş olmaz ki. Bir kere İskoçların çok az 50 tane atı var. Öyle olmaz. Birkaç bin tane atlı olur.
olur, onlar zırhlı olur falan filan. Sonra mesela kargı taşıyorlar. Kargı taşımıyorlar da böyle sopaları kendisine saldıran ağır süvariye karşı bir anda kazıkları çıkarıyorlar ya ve çok şaşırıyorlar. Lan bu zaten standart taktik. Başka bir şansı yok ki. Şaşırılacak bir şey yok. Dolayısıyla o savaş sahneleri tamamen birbirinden saçma şekilde gelişiyor. Yani değişik silahlar kullanılıyor, topuz gibi, ama hepsinin bir fonksiyonu var. Bu fonksiyonlara göre dağıtmıyorlar. Mesela bir tanesi var böyle yatağın gibi kırık, bir tane sopa gibi böyle demir çubuk almış. Ne yapıyorsun abi? Levyeyi alıp gelmişsin. Yani ellerine bir şeyler vermişler. Yani, tamam bu İskoçlar fakir. Bir de ikinci savaşta var sanırım. Adamlar gidiyor oraya. Geliyorlar. Kimse ben savaşmayacağım diye geri gidiyor. Hayırdır abi? Böyle bir şey değil ki bu. Ondan sonra biri poposunu açıyor. Hatta ok yedi o salak. Ya ne yapıyorsun sen kardeşim? Üstlerinde başlarında hiçbir paçavralarla gelmişler. Bir daha bir de deri giydiriyorlar. Deri giysi olarak çok kullanılan bir şey değil. Hatta hiç kullanılmıyordu. Öyle bir değil. Paçavrayla giydirmişler. Ellerindeki silahlar birbirini tutmuyor. Böyle aptal gibi dikilen ve birbirine karşı ooo diye koşan insanlar. O savaş böyle olmuyor. İngilizlere üniforma giydirmişler. Üniforma ne abi? Üniforma gibi bir şey yok ki o dönemde. Turuncu üniforma öyle bir şey yok. Sadece aristokratların kendilerini gösteren işaretleri, heraldır dediğimiz amblemleri, armaları var. Bir de arazide bir engebe olması, bir şeyin arkasına saklanılması falan filan. Bir de adam şey diyor. İkinci savaşta, Falkirk Savaşı'nda ok çok pahalı. İrlandalılara yollayın, ölü bedava diyor. Esas ölü para. Ok ne be? Ok nasıl para olabilir abi? Ok atıyorsun yani, bir şey değil. Hele hele karşı taraf zırhlı değilse. Pahalı şeyler belli abi. Sakız, ölü. Bunlar hakikaten pahalı. Sonuçta bir asker getiriyorsun yani. Böyle çok fazla saçmalık var. Bir de zırh yok. Neyse zırh olması lazım. İskoçların üstünde zaten zırh yok. İngilizlerde de yok ki hepsinde. Hepsinde olması lazım. Atların da, atın da zırh olması lazım. Zırhlar da komple yok. Bu arada bir yerde omnibus diyor. Dua ederken papaz omnibus diyor. Yani o yüzden çok yüklenmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi kanalımız 1280 İskoççasına, 1290 İskoççasına kadar ismini duyurmuş. Sonraki askeri seferler de çok yani. Mesela İngiltere'yi fethetti diyor. York'u kuşattırıyor. Abi öyle bir şey olmuyor yani. York'u kuşatamazsın. York en büyük şehirlerden biri. Almıyor. Hiç İskoçya'dan çıkmıyor William Wallace. Bir de koskoca kaleyi kuşatıyor. Önüne kadar geliyorlar. Orada böyle hadi falan deyip insanlar son anda içeri giriyor. Ya arkadaşım oraya kadar neyle geldin? Metroyla mı geldin yani? Kimse görmedi mi seni? Senin bir kılavuzun, gözcün, bir şeyin yok mu? Sonra anda kapıyı kapatıyorlar falan. Koskoca kale. Bunlar yürüyerek gelip kale alırlar. Ya yürüyerek gelip kale alsa adam oraya kale diker mi abi? Hiç mi Stronghold ya da Dawn of Man oynamadınız? Bir de mesela tahta palankalar dikiyorlar kalaslarla. Kalsın aslında 2 metre açık. Abi oradan kafayı sokar girerim ben. Bir de köyün yanına yapıyorlar. Mesela köyün yanında palanka var. İşte köyün tepesinden bakıyor. Abi her köye bir palanka yapacaksak köyde 10 kişi yaşıyor. Kardeşim bu 10 kişi ne üretiyor da bunun başına 20 tane asker diktir. Askerler de böyle deli gibi dikiliyor. Yani tamamen komple yanlış. En ufak bir tarih danışmanlığı alımı oysa omnibus danışmanlığa gelinseydi ben yardımcı olurdum yani. Ondan sonra Rise of Empires'ta yaptık. Bu tip hatalar olmuyor değil mi arkadaşlar? William Wallace two-handed sword dediğimiz ya da zweihandler ya da doppelhandler, double-handed ya da two-handed sword dediğimiz büyük bir kılıç taşıyor. Şimdi bu şöyle vurulan bir kılıç ve bu 16. yüzyılda yaygınlaşacak. 1494'ten sonra falan yaygınlaşacak. Ki bunu bir de sırtında taşıyor. Sırttan çekilmez o. Ya buranı asacaksın, tamam mı? Ya da buranı taşıyacaksın. Çok ağır bir kılıç. O kılıçlar o dönem yok. Bir de zırhlarda büyük problem var. Mesela bu bütün zırh şeylerinde en büyük. Burayı kapatır abi zırh. Bak, kafandaki şey buraya kadar inecek. Böyle burası açık. Bazıları kafaya turuncu bir şişe yapmış. Abi kafana niye deri takıyorsun? Adam koydu mu kafan parçalanır. Boğaz buraya kadar kapanacak ve boğazlık zırhın altında olacak. Bir de zırhların buralarında korumalıklar olur ya. Şimdi o korumalıklar 3-4 parça olur. Bunlar buraya yapmışlar. Parçaları böyle üstüne şey. Hani köylü ayakkabısı olur ya üstüne böyle plastikten bağcık yaparlar. Öyle yapmışlar. Halbuki onların ayrı ayrı olması lazım. Şimdi onlar o zaman şu omuzluklar yok. Epolet gibi olanlar yok. Sadece dirsekte ve dizde olması lazım. Dize hiç koymamışlar. Dirseğe bazen koymuşlar. Bir de adamlar zırhlar hiçbir zaman üstüne oturmuyor. Çünkü bunları ne yapıyorlar? Şimdi zırh insanın üstüne göre yapılır ve çok pahalıdır. Dolayısıyla zaten askerler köyler değil de daha çok şeyler taşırlar yani atlılar. Ve o zırhlar çok pahalı olduğu için ona göre şey yapılır. Şimdi bunlar her film aynı şeye gidiyor. Her zaman böyle hışır hışır böyle askere ilk gittiğinde üstüne verirler ya bir sürü değişik şey. Onları giyersin böyle. Ondan sonra böyle ilk gün biz böyle yani anlamamıştım ben askere gittim 21 gün sürdü onları birbirimize değiştirip bedenimizi bulmamız. Öyle zırh olmaz. Dolayısıyla onu taşıyamazsın. Bunlar böyle hışır hışır geziyorlar böyle şey gibi. Amca abisinin zırhını almış gibi. Aynen geziyorlar. Öyle olmaz. O zırhların şey olmasa burayı zaten öyle öldürüyor. Mesela ilk şeyi karısına tecavüz ettikleri gün bir şey çıkarıyor buraya batırıyor. Hayırdır abi üstümüzde biz 15 kilo zırh taşıyoruz. Buramız niye açık? Buradan hemen saplıyor. Ama zırh da işe yaramıyor. Mesela alttan geliyor vuruyor adamın bacağına. Adamın bacağı kopuyor ya. Abi zırh var. O zırh ok işlemez. Mesela oklar da öyle. 20 tane ok atacaksın adamı yoracaksın okla. Ufak yaralar verebiliyorsun. Zırhı da bazen delebilir. Çünkü bunlar chainmail böyle birbirine eklenmiş. Böyle dökme demir şey değil yani. O yaralar yetmez öldürmeye ama seni yorar ve bir süre sonra halsiz bırakır. Bazen de bir tane gelir öldürür. Herif alttan bir çakıyor bacağı kopuyor. Abi niye zırh taşıyoruz o zaman? Zaten bu şeyi de söyleyelim. Böyle vurduk kol koptu. Kafa belki bilemiyorum da kol kopmaz. Bunu da çok konuştuk Twitter'da itirazlandı. Kopmaz kardeşim. Çünkü vurduğun zaman ya bu kol geri gider. Sen yere düşersin.
O kadar hızlı vursan bile. Bir de kemik diye bir şey var. Cellatlık diye bir şey var. Kafayı adam şöyle vurduğu halde bir kere de koparamıyor bazen. Yani kolay bir iş değil. Şöyle tutarsan ve böyle vurursan, şimdi deney gösteriyorlar bana. Domuzu dikmişler. Domuzu adam şeyle vuruyor. Katanayla bilmiyorum. Abi adam onu sabitlemiş ama. Sen sabit değilsin. Çok hızlı vurursan anca yukarıdan böyle gelecek de sen düşmeyeceksin da o da çok büyük bir hızla gelecek. Kolun... Dediğim gibi seni yere düşürür. Arkası boş çünkü, böyle duvara muvara gelirse olur. Şimdi kafa uçurmayı bilmiyorum ama denemişler, kol bacakta öyle bir şey olmuyor. Bu alttan şey yapıyor, çat. Yani bu insanlar Lego mu anasını satayım böyle tak diye şey oldu. Dolayısıyla böyle bir şey de olmaz. Film boyunca zırhlar tamamen işlevsiz idi. Bir de o, tekrar diyeyim, o boyuna takılan şey zırhın altına koymayı hiç yapmıyorlar. Bir de zırhlar alüminyumdan yapıldığı mı çok belli oluyor arkadaşlar. Demir gerçekten parlayan bir şey. Yani bunlara dandik şeyden yapmışlar. Griye boyuyorsun olmuyor. Metalin şeyi var böyle. Ya oyunlarda daha iyi yapıyorlar bunu. O metal hakikaten bir askeri tarihçi için şok edici bir şey. Yani müzelerde o gördüğüm şey değil. O hemen gözünde anlıyorsun. Bu ne diyorsun? Bazı filmlerde kullanıyorlar ama. Onlara da iyi yapılmış örneklerini de söyleyeceğim. Çok kötüydü savaş sahneleri zırh teçhizat açısından. Savaş boyunca lojistik diye bir şey yok. Herifler yürüyor. Ordular öyle değil abi. Orduların arkasından bir sürü böyle her şeyi yemeği bilmem. Bunlar yürüyor abi. Ne yapıyorsun? Linkuzin mi yapıyorsun? Mikrodalgaya mı atıyorsun? Ne yiyorsunuz oğlum siz ya? Ağaçtan şey mi yiyorsunuz? Yani böyle de bir saçmalık var. Biraz ordular daha büyük olmuş. Blacksmith'i, demircisi işte. Ya bir de bunlar mesela şey kurmuyor mu? Çadır madır kurmuyor mu? Hayırdır abi? Bir ordu bir günde 15 kilometre gitsin, 20 kilometre gitsin. İskoçya, Kadıköy moda savaşı mı bu? Kadıköy'den Kalamış'a mı gidiyorsun? Ya yürüyerek gidiyor herifler ya. Burada söyleyeyim, hep Türk filmlerine falan laf söylüyor ama yok, bu konuda Hollywood filmleri de çok kötü. Bazı tercihler tabii ki stratejik olabilir ama bazıları tamamen aptalca şey. Mesela kıyafetlerle ilgili başka bir problem de kilt var. Kilt 17. yüzyıla çıktı abi. Etekle savaşa mı gidilir ya? Ya sen Roma askeri misin yani, anladın mı? Böyle bir kilt sonradan çıkmış. Suratlarını maviye boyuyorlar. Suratları mavi ama Pikler İskoçya'da yaşıyor. Onlar da Roma döneminde yaşamış. Yani oradan 5 artı 500 eksi 500 hepsini 1290'larda birleştirmişler. Bir de mesela Sophie Marceau'nun bir elçi olarak gittiği şeyde bir kıyafeti vardı. Mavi. Tommy Hilfiger misin sen abi? Öyle kıyafetler yok. Mesela şimdi Sophie Marceau başını bağlıyor ki bağlar ama saçı açık. Çünkü saçları göstermek istiyorlar. Yani kıyamıyorlar kadını. Mesela şey sahnelerinde de vardır. Atla giderken suratı, atla kargıyla gidiyorsun ya. Nasıl gidersin atla kargıyla? Suratın açık olur. Şey de yukarıda olur aslında. Sona doğru kapatırsın ve kargıyı indirirsin. Kargıyı önden indirirsen böyle zıplar zıplar elinde patlar. Ama suratını da sonradan kapatman lazım. Ama mesela filmlerde o suratı çok kapamazlar. Çünkü başrolün suratını görmek ister şey sahnesinde. Bu filmde yoktu ama onu da bir bilgi olarak söyleyeyim. Dolayısıyla hani bunlar bazı yerlere anlaşılabilir ama bazen de artık çok olunca böyle ikrah geldi yani bana. Bu filmi izlerken koskoca William Wallace'a da etek giydirdiniz arkadaşlar. Tabii ki İskoç kültürüne saygımız sonsuz ama 17. yüzyıldan önce böyle bir şey yok. Bizim de İskoç arkadaşımız var ki konuşuyoruz yani. Bir de tabii işte genç ve güzel bir kadın olması lazım. Çünkü ilk uydurdukları kadını öldürdüler. İkinci kadına 10 yıl, 20 yıl katıp onu İngiltere kraliçe yaptılar ya da prenses yaptılar o dönem. Şimdi bu William Wallace'la aşk yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Çünkü William Wallace'la aşk yaşadığı iddia eden tarihte 3 yaşındaydı. William Wallace öldüğünde 9 yaşındaydı. Ama bunu göz ardı destek bile hikayede bir sürü saçmalık var. Şimdi bir kere elçi diye kadın yollamak ne? Elçi diye kadını yolluyorlar. Zaten ama onu bir yerde diriyor. Dönünce sen diyor, you should return to your embroidery. Danteline dön falan diyor. Yani bu biraz hadi oldu diyelim. Bazen oluyor. Catherine de Medici mesela öyle bir kadındı. Olabilir. Ama kadını bir arabada yollamışlar. Abi arabanın üstüne kadife ya da ipek bir şey sermişler. Böyle tahta arabada gidiyor. Abi ne bu yani, bu milattan önce 7250 yılında mıyız? Öyle değil yani. Onun sonuçta bir arabası. Bir de parayı yanına vermişler. Eskiden para öyle yanında külçe külçe taşımazsın. Yani lettre de change dediğimiz işte kambiyo senedi Türkçesi şeyler var. Onu zaten bir yerde hani senetle bir şeyle verirsin. Ya iki kese altın, üç kese altın olur da bir de dönerken onu fakirlere dağıtmış. Ya abi siz aristokrasi anlamam. Aristokrasi adamın aklını alır. Öyle fakire falan bir şey dağıtmaz. Dağıtırsa da Longshank adamı darma duma ne der ya. Öyle bir şey olma ihtimali yok. Bir de filmde konuşulan Latince ve Fransızcalar. Dönemin Latince ve Fransızcası değil. Latinceler biraz buluktu. Fransızcalar da modern Fransızcaydı. Oysa biz o dönemki Fransızcada birkaç farklı şey yapılıp ilginçlik katılı normal Paris'teki gibi konuşuyorlar. İnsan biraz onu bozar. Çünkü biliniyor, biliyor musun nasıl bozulduğu falan filan yani. En son tabii 2. Edward'ın bir gay mi olup olmadığı mevzusu var. Bu da o dönem çok konuşulan bir şey. Ama hiçbir zaman ispatlanamıyor. Zaten geyliği bırakın. Bu Isabel Fransa'ya gidince, yani eşi Fransa'ya gidince, Fransa'daki önemli prenseslerden bazılarının zina yaptığını ortaya çıkarıyor falan. Ömür boyu hapse atıyorlar. Hatta öldürüyor. O zaman öyle şey yok. Açık açık kral bile olsan büyük handikap çıkar. Fakat bu tip dedikodular o dönemde çıkmış, kesin bilinen bir şey yok. Ama onların arkadaşlığı böyle bir badilik gibi de algılanabilir. Film onu hani böyle muallakta bırakmış ama film verdiği mesaj oradan açık aslında. Isabel'in kocası Isabel'le evlenirken
Isabel'in yanında değil de bu işte favorisi, gözdesi Pierre Gaveston'un yanına oturuyor. Hatta karısının mücevherlerini veriyor. Bu onları takıp dolaşıyor falan yani. Biraz dediğim gibi o dönem dedikodular hani pek haksız olmayabilir. Bunu meşhur eden de Christopher Marlowe. 2. Edward eserinde zaten bu şeye çıkıyor. Orada ilk defa bahsediyor böyle 2. Edward'ın hani böyle ne bileyim eşli olabileceği yönde bir takım şeyler. İlk defa Christopher Marlowe döneminde. Bundan 200-300 yıl sonra çıkıyor ki hani daha hanedan manedan değişmiş. Yoksa kolay kolay diyemezsin öyle şeyleri yani. Ama 4 çocuk yaptıklarını da ekleyelim yani. O çocuklardan birini Isabel başa getirecek. Bir arada Volus kalbinden mi? Şimdi zırhla zırhsız dolaşıyor mu mallar kız? Kalbinden vuruluyor. Abi nasıl öleceksin ki sen ya? Şey misin yani? Aşil misin? Kalbinden vuruluyor gene ölmüyor. Yani bu çok taş kalpli hakikaten. En sonunda ölüm sahnesi tamamen. Şey zaten o sırada Longshanks ölmüyordu. Öyle freedom diye falan bağırmıyordu. Ya yandım anam falan dersin herhalde. Bağırsaklarını söküyorlar. Yani 3 kere falan öldürüyorlar adamı. Önce ata bağlayıp bir sürüklüyorlar. Hani bir şehir turu. Hop on bus sightseeing tamam mı? Ondan sonra asıyorlar. Ama ölmeden serbest bırakıyorlar. Erkek organı ve yumurtalıklarını kesiyorlar. Sonra bağırsaklarını çıkarıyorlar. Bunun bir sırası var. Sonra kafayı kesip elleri kolları kesip oraya buraya asıyorlar. Neden yapıyorlar onu? Çünkü eskiden böyle hapishane yok, şey yok. Yani çok az adamı cezalandırdı mı tam cezalandı. İbreti alem olsun. Yakın zamanda vardı. İki tane Taksim'de sallandıracağım falan. O işte 200 yıl öncesinin zihniyettir. Türkiye'de antropolojik bir ülke olduğu için o zihniyetler 2010 yılı, 2020 yılına kadar gelebilmiş. Vücudu çok parçaya bölüyor ki. Hani bir tane adamdan 10 tane parça yapıyor ki onu ayrı yere koyacak. Yani adam onu efektif şekilde kullanıyor. Yani onu işte yakalamak için bayağı uğraşmış. William Wallace öyle de yakalanmıyor. Yanındakilerden biri ihanet ediyor. Böyle kimse kendi gelip merhaba ben teslim oldum sizinle görüşe öyle bir şey olmuyor. Fakat daha sonra geri kalan İskoçlar hakikaten birleşip İngilizleri başından atacaklar. O hikayenin o kısmı doğru. Ama William Wallace'ın rolü, bu rolün oynanması, işte ne bileyim kimliği, bütün bu şeyler tamamen yanlış. Bütün tuşlara basıldığı için de Oscar aldı. Basılan tuşlara bakalım. Emperyalist İngilizlere karşı birleşen İrlandalılar, İskoçyalılar. Ondan sonra ufak adamın kendini bir anda kahramanlaştırması ve özgürlük peşinde koşması. Mesela dinin önemsizleştirilmesi, eşcinsellik imaları, sınıfsal olmayan bir aşk. Bunlar o dönemki 90'larda ödül almak istiyorsanız basmanız gereken doğru tuşlar olabilir. Hepsine basmış, ödülünü almış. Filmin paradigmatik olarak kurduğu yer güçsüzün bir anda güçlüleşmesi. Güçsüzün bir anda kahramanlaşması. Tam bir republikan. Bizdeki ne? Mesela dalga geçiyor değil mi? 7 feet boyundaymış falan diye. Bizde yüceleştirme yani bir kişi gelecek kahraman gibi. Çünkü biz çok merkezi bir devletiz. Padişah var, işte kurucu var, bilmem ne var. O hani böyle tek bir kişi gelecek kurtaracak. Bunlar da öyle değil. Bunlar da herkesin bir tevazı. Herkes bir anda kahramanlaşıyor. Bizde kahraman gelsin yukarıdan. Onlar da herkes bir anda içindeki potansiyelini, bireyci bir toplum. Onu geriye yansıtmış. Tabii İskoçya pek bireyci değil o zaman. Onu geriye doğru yansıtmış. Ya bir de koşa koşa haber veriyorlar. Siz İnka kabilesi misiniz yani? At yok. Koşa koşa haber veriyorlar. Adam böyle 50 kilometre yanında köy olmayan bir dağda etrafa bakıyor. Ya böyle manzara izliyor ya arkadaşım. Ya bir de orada kahve yapıp Instagram'a koysun bari. Yani anladın mı? Böyle bir hesap vardı ya. Böyle bir şey değil yani. Ya bütün ömür orada yaşıyor adam. O zaten dolayısıyla bir de evler falan çok fakirdi yani. Bayram aristokratlarda da taş ev var. Sadece taş ev var yani. Hiç mi bir şey yok kardeşim? Bu kadar da hiçbir sanat eseri bir şey yani bir yere bir sıkıştıramadınız mı ya? Tarihçi olarak filme verdiğim puan yani oyunculuk da fena değildi. Çok hani beni rahatsız etmedi. Özellikle Edward Longshank falan güzeldi. Sophie Marceau da güzeldi. O yüzden 3 veriyorum 10 üzerinden filme. Senaryosu falan çok kötü. Zamanında çok beğenmiştik ama zaten o askeriye gittim. Oradan da bir iş çıkmadı. 6 kere izledim. Yani boşu boşuna izlemişiz. Savaş sahnelerine 1 veriyorum. 1 üzerinden. Kıyafetlere de 1 veriyorum. Onun dışında çekim mekim teknik onlardan ben anlamam. Sophie Marceau'ya 10 üzerinden 10 veriyorum. Sophie Marceau, Eva Green, Isabelle Ajani bunlar 10 üzerinden 10. Hepsi de Fransız. Fakat şey çok güzel, cüzdan detayı çok iyiydi. Cüzdanlı surat detayı. Ki adam cüzdanlı uydurmuşlar ama güzeldi. O öyle şeyler de vardı. Filmlerde bu, mesela bizde çekilen filmlerde İstanbul'u gösteriyor. Herkes Türk, Müslüman. Yani mesela göstermiyorlar. Bir standart gösteriyor. Herkes sağlıklı. Hiç koluk kopuk adam yok. Hiç disfigured adam yok. Bunlardan birini vermediler. Suratını şey yapmış adam yok. Gene Zalman King'in meşhur bir filminde vardı mesela. Orada hayat kadının suratını çiziyorlar ve çok büyük bir kurtizanken bir anda sokağa düşüyor falan. Mesela acı bir hikayeydi. Ufacık bir çizik onu değiştirebiliyor. Ama öteki tarafta herkes zaten eciş büyüş olmuş. Bir sürü insan eciş büyüş o zaman yani. Freak show gibi. Çünkü sağlık mesela Lady Montague. Ben konudan uzaklaşa bir yerlere gidiyorum. Arkadaşlar neyse program uzadıkça uzadı. Herhalde işte Braveheart kadar beni izlemek istemezsiniz. Bu arada hızlandım. Hızımı kendimi kontrol edemiyorum. Bir sonraki Opus Magnum'da görüşmek üzere. Yorumlara istediğiniz filmleri yazın. Ama ben gene kendi istediğim filmi çekeceğim. Yapabileceğim bir şey yok. Umarım papyonumu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.